bayramlar sevgili seyirciler. Yüz yılı devirdik. Dile kolay, dile kolay. Ülkelerin yaşlarında, ulusların yaşlarında belki yüz yıl çok uzun bir süre sayılmayabilir ama bir insan ömrüne kaç tane kişi sığdırabiliriz? Ve yüz yıl, 19 Mayıs 1919'dan bu tarafa geçen yüz yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu ilkeler doğrultusunda yürüyerek bugüne kadar geldi ve bundan sonra da eminim ki aynı şekilde aynı hırsla, aynı arzuyla, aynı hedeflere doğru yürüyerek yoluna devam edecek. Hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Ve bu e, marşla, çocukların okuduğu bu şarkıyla açtık. Nazım Hikmet'in sözlerini yazdığı bu Güzel türküyle, bu ezgiyle açtık programı. Bu geçen Perşembe günü Bakırköy'de Bakırköy'de sevgili Sunay Akın'ın bu yüzyılı hikaye ettiği, öykülendirdiği müthiş bir etkinlikti. Orada bu çocuklar bu şarkıyı söylediler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir, Belediyesinin seçilmiş başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu da oradaydı ve biz de oradaydık. Bu güzel anları paylaştık. Evet, şimdi gelelim ana konumuza. Bugün ne konuşacağız? Önümüzde bir seçim daha var. 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yeniden e, insanlar sandığa giderek bir sonuç alınacak. Ve burada biz algıyı konuşacağız, algı yönetimini konuşacağız, algıda seçiciliği e, konuşacağız, algı operasyonu nedir diye konuşacağız. Çünkü son günlerde, özellikle son yıllarda en çok e, gündemimizde konuşulan, tartışılan kavramlardan biri algı. Algıyı kimle konuşacağız? İletişim uzmanı, sevgili arkadaşım, meslektaşım, yazar, doktor Sedef Kabaş'la konuşacağız. Hoş geldin Sedef. Hoş bulduk. Ee, evet hemen e, şöyle bir şey söyleyeyim. Bu algı yönetimi ile ilgili, algıyla ilgili yıllar Sorunuza öncesinde… Geçmeden önce <laughs> müsaade ederseniz ben de e, iyi bayramlar demek istiyorum. Tabii 19 ki. Mayıs 1919 ve ne mutlu ki bize 100. yılını kutlayabiliyoruz büyük bir gurur ve mutluluk içinde ve büyük bir özlem içinde. Öncelikle böyle anlamlı bir günde buradan çok değerli halkımıza hitap edebilmeyi büyük bir şans addediyorum. Onun için davetiniz Rica için özellikle teşekkür ediyorum. Rica 19 Mayıs çok anlamlı bir gün. Neden anlamlı bir gün? Çünkü birçok evrensel değeri içinde barındıran bir tarih. Azmin mücadelenin, kararlılığın, milli seferberliğin, bağımsızlığın, adaletin, hakkaniyetin, asaletin, eşitliğin ne olursa olsun vazgeçmemenin aynı zamanda aklın, bilimin ve erdemin bir sembolü 19 Mayıs. Çünkü bu değerleri içinde barındıran bir ülkenin inşası ...vizyonuna sahip bir liderin... ...ilk adımını... ...temsil ediyor. Biraz önceki yayında... ...yüzyıldır aynı gemideyiz... ...sloganı vardı. Yüzyıldır aynı gemideyiz. O geminin ebedi kaptanı... ...Mustafa Kemal Atatürk. Kesinlikle. O gemi bizim güzel ülkemiz... ...Türkiye. O geminin mürettebatı bizleriz... ...bilinçli vatandaşlar. Ve o geminin rotası hiçbir şekilde sapmayacak bir rota çağdaş Türkiye. O yüzden ne mutlu bize diyorum ki 19 Mayıs 1919'u bugün 100. yılını kutluyoruz ve ben temenni ediyorum ki 29 Ekim 1923'ün 100. yıl dönümü olan 2023'ü de büyük bir coşku bütün Türkiye çapında, hatta dünyanın neresinde olursa olsun bütün Türklerin yürekten büyük bir coşkuyla kutlayacağı bir gün olması üzerine şimdiden hazırlıklarımızı yapalım ve bu mücadeleyi, bu planı şimdiden vermeye başlayalım. Niçin bunu söylüyorum İdris Bey? Biz İstanbul'dayız. Şu anda liderlerimiz Samsun'da. Ve İstanbul'da bilmiyorum katılır mısınız, şunu gözlemledim. Bugün 19 Mayıs'ın kutlamasının ötesinde 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümünü kutluyoruz biz. Bir asrın zaferini kutluyoruz biz bugün. Peki bu coşkunuyu biz İstanbul'da yeterince hissedebiliyor muyuz? Bakın 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında İstanbul'un bundan haberi yoktu. Adeta bugün de 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümünü kutladığımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 100. yıl dönümünden haberi yokmuş evet, gibi bir gerek. tavır içinde. Olması Bunun gerek. da altını çizmeden evet. duramayacağız. İlçe ilçe belediyelerinin bir sürü, bir, bir etkinlikleri var. Beşiktaş Belediyesi'nin var, Kadıköy'ün var, Bakırköy'ün var, Sarıyer'in var. Hepsinin e, özellikle altını çizerek söyleyeyim ki e, o arkadaşlarımızla bizi bilgilendirdiler, biz de seyircilerimizi bilgilendirmiş olalım. Onların da şimdi şu saatlerde işte 18-19 gibi değişik etkinlikleri var. Yüzüncü e, yıl kutlamaları, fener alayları. Evet, e, Taksim, Taksim, işte İstanbul'un kalbi, sembol, Taksim, İstanbul'un evet. kalbi. Olmalıydı. Burada milyonların akacağı coşkulu bir kutlama İstanbul gibi bir şehre yakışırdı. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de bu mesajı vermiş evet. olalım ve sistemlerimizde ele evet, evet evet. Aynen katılıyorum onlara o sistemlere ben de. Şimdi e, bu da bir algı galiba değil evet. mi? Evet. Yok saymak. Evet. Var olanı yok saymak. Var olanı yok saymak. E, e, i̇lginç bir şey. Şimdi e, topluluğun kutsal saydığı değerlerden tutun da genel karakteristik yapısından Milletçe yaşananlardan, tarihi acılardan, sevinçlerden ve e, taşıdıkları nefretlerden al duygu temelinde bir sürü tepkisel e, eylemlerine kadar bu algı biçimlendiriliyor. Evet. Mesela bir yerde e, siyasette bunu konuşuyoruz zaten. Hı -hı. E, algının e, bireysel olarak değil toplumsal boyutuna bakacağız ki e, gerçekten e, öyle bir şey oluyor ki hani ne derler e, adama? 40 gün delidir, 41. gün evet. delirir misali. Stratejilerden yani bu, bu, biri budur zaten. He, evet. evet. E, dolayısıyla e, şöyle bir şeyden e, biz yola çıkalım istiyorum ben. Bunun çok e, genel e, tanımı bu bir askeri e, alanda Pentagon'un ta Amerika'da e, tespit ettiği bir e, toplumu yönlendirme, kendi istediği biçimde motive etme e, şeylerinden, modellerinden bir tanesi. Ama e, siyasette bunu nasıl kullanılıyor? Mesela bizde hep söyleniyor, gerçekten son yıllarda e, algı yönetimi, siyasette algı operasyonu. Sistemli olarak kullanılması Amerika'dan önce Nazi Almanyası'nda başlar. Yani 2. Dünya Savaşı'nda Hitler Almanyası'nda Hitler'in baş danışmanı, en yakın adamı, ikinci insan olan Hitler'in e, yanında her daim bulunan, Aydınlatma ve Propaganda Bakanı olarak Goebbels. bilinen Goebbels ile başlamıştır. 2000'li yıllardan beri üniversitelerde ders veriyorum. O zaman bu tür vaka analizlerini yaparken Goebbels dediğimde birçok insan bilmezdi. Ama biz bugün Goebbels'i adeta bilir olduk. Neden? Çünkü yaşadıklarımızı çözümlerken Goebbels'in taktiklerini okuduğumuzda her şeyi çok daha net görebiliyoruz. Şimdi... Goebbels'ten itibaren siyasi arenada e, propaganda kullanılıyor. Tabii Hitler'in dönemindeki propagandayı biz kara propaganda olarak nitelendiriyoruz. Siyasi propaganda başka bir şey, kara propaganda başka bir şey. Peki nasıl ayıracağız? Bakın şöyle diyeceğiz. Şimdi biraz önce motivasyon dediniz. Motivasyon pozitif bir şeydir. Mesela buna dikkat etmemiz lazım. Aslında motive etmiyorlar, beyin yıkıyorlar. Yani ne demek istiyorum? Eğer bir tarafta yalan varsa, kandırmaca varsa, e, olmayan bir şeyi varmış gibi gösterme çabası varsa orada kara propaganda vardır, beyin yıkama vardır, manipülasyon vardır. Ama bir yerde gerçek varsa, dürüstlük varsa, şeffaflık varsa orada ikna vardır, motivasyon vardır. Propaganda vardır. Yani bu ikisi birbirinden ayrıdır. İnce bir çizgiyle ayrılır ama bu ince çizgi hangi tarafta yalanın, hangi tarafta dürüstlüğün olduğuna bakılarak anlaşılır. Şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bir bardak suyumuz var. Buradan e, tabi Ramazan ayındayız. E, niyetli olan bütün vatandaşlarımızın da diyoruz ki e, Allah kabul etsin. Ama... Şimdi bir bardak örneğini düşünelim. Bir bardak, tertemiz bir suyumuz var. Siz iftarda bir yudum suyunuzla orucunuzu açacaksınız. Allah kabul etsin. Şimdi bu tertemiz suyun içine ben bir tutamcık, bir pislik atsam, siz bu suyu içer misiniz? İçmezsiniz. Tabii. İçmezsiniz. Ama bir tutam bakın, içmezsiniz. İşte o bir tutam yalandır, kandırmacadır. Yani o berrak temiz su dürüstlükse, biraz önce söylediğimiz gibi e, propagandaysa, PR'sa tamam. Ama siz onun içine bir tutam yalan koyduğunuz andan itibaren artık o manipülasyondur, beyin yıkamadır. Siz bu suyu içmiyorsanız başkasına da içirmeyeceksiniz. Dolayısıyla... En ufak bir yalan ve kandırmaca var ise ne olacak canım diyemezsiniz. Orada tamamiyle insanları kandırmaya çalıştığınız için yalancılık yapıyorsunuz. İnsanlara ihanet ediyorsunuz. Dürüstlük ve doğruluktan değil kandırmacadan taraf oluyorsunuz. Niçin? Gücünüzü tesis etmek Peki, için. Peki burada bir şey sorabilir miyim? Bunu e, yaratanlar, kullananlar... Bir hedef kitleleri var, evet. karşısındakileri sunuyorlar, evet. Evet. arz ediyorlar. O talebi alanlar içerisindekilerin herkes eşit olarak mı alıyor bunu? Bir, iki, burada bilinçli, hı hı. kültürlü, yetişmiş olan toplum kesimleriyle diğerleri arasında bu algı fark etmiyor mu? Şöyle fark etmiyor, ee, örneğin yine Hitler dönemine bakalım. Almanya. İkinci Dünya Savaşı dönemindeki Almanya'yı düşünün. Bilim var mı? Var. Edebiyat var mı? Var. Sanat var mı? Var. Maxlar, Weberler, Beethovenlar yani bunların çıktığı Einstein, bunların çıktığı bir toplumdan bahsediyoruz İdris Bey. Yani bilinçli bir toplum, okuyan bir toplum, akademik olarak da, bilimsel olarak da, sanat olarak da birçok ülkeye Topluma göre gelişkin bir toplum. Ama ne yaptılar? Bir tırnak içinde delinin peşinde, o beyin yıkama sürecinin sonunda, bütün dünyayı adeta uçuruma atıp 70 milyondan fazla insanın ölümüne Hayatım neden mi? oldular. Demek ki burada bilinçli miyiz, bilinçli değil miyizden ziyade, biz bu konuyla ilgili bir farkındalığa sahip olmalıyız. İletişim savaşı içindeyiz bugünün dünyasında. O yüzden yaptığım konuşmalardan bir tanesi TEDx'te yayınlanan, ODTÜ'de yaptığım TEDx diye. Orada şöyle bir başlık atmıştım konuşmama. Topraklar değil, beyinler işgal ediliyor. İzleyenler e, daha sonra girip detaylı bakabilirler bu konuşmaya. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ben sizin beyninizi işgal ettiğim zaman ki bunu yapmanın en etkin yolu iletişim teknikleridir. Ben medyayı, iletişimi öyle bir kullanırım ki, sözcükleri öyle bir kullanırım ki sizin zihin haritanızı yeniden şekillendiririm. İstediğim gibi renklendiririm. Yani bir anlamda beyninizi işgal ederim. Sizin beyninizi işgal ettikten sonra Toprakları topraklarınızı işgal etmeye etmeme gereken. gerek kalmaz ki. Yani beni Siz zaten ederiz. onları verirsiniz Tabii. bana. Tabii. Peki... E bunu güncellediğimiz zaman, mesela ben, ben bu hazırlanırken yayın için bu yalan evet. kavramı, evet. inkar kavramı evet. ve iftira kavramı, Evet bu son yıllarda bizim siyasetimizde inanılmaz prim yapar hale geldi, belli bir kitleyi tutar hale geldi. Bunun üstesinden gelmek. Ee, ...acaba e, farklı alternatif bir algı yönetimi mi kullanmayı gerektiriyor? Bu ne olabilir? Merak ediyorum, ben de soruyorum şimdi. Biz bu sürecin nihai aşamasını siyasette görüyoruz. Ama bu aslında her boyutta üzerinde düşünmemiz gereken bir kavram. Dürüstlük kavramı. Bakın, evrensel bir öğreti var. Nedir o evrensel öğreti? Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Mevlana bu topraklardan çıkmış bir alim, bir filozof ve kişisel bütünlük dediğimiz ve iş dünyasında da tırnak içinde integrity dediğimiz yani söylediğini yapan, yaptığını söyleyen bir lider ol. İnsanları, kurumları, şirketleri böyle yönettiği anlatıyoruz. Şimdi en temel değer budur. Yani samimiyet, dürüstlük, şeffaflık bunun sonrasında sizi lider yapan hangi özellik olursa olsun, vizyon, cesaret, beceri, e, farkındalık, tecrübe, zeka, eğer dürüstlük ve samimiyet yoksa, şeffaflık yoksa İdris Bey, diğer bütün özellikleri çöpe atabilirsiniz. Çünkü hiçbir kıymeti yok. Bu dürüstlük, Çocukluktan itibaren verilmesi ve kazandırılması gereken eğitim. bir kavramdır. Evet. Ailede başlayan eğitim, annenin babanın çocuğa gerçek bir rol modeli olması her anlamda. Biliyorsunuz çocuklar sizin söylediklerinizi değil yaptıklarınızı yapıyor. Oğlum sigara içmiyor, içme derken sen gizli gizli içiyorsan. Evet. Ya da okumak gerekiyor derken sen bütün gün televizyon seyrediyorsan ve eğer evinde kütüphane yoksa ve sen eşine yalan söylüyorsan, eşini aldatıyorsan çocuğundan dürüst olmayı nasıl bekleyeceksin? Aynı şekilde okul sisteminde eğer çocukları okullar daha yüksek not ortalamasıyla ÖSS sınavına girsin diye çocuk zayıf bir öğrenci olmasına rağmen yalancıktan yüksek bir not ortalamasıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na karne gönderiliyorsa yani burada aslında çocukların üzerinden bir kandırmaca yapılıyorsa sen daha sonra öğretmenlerin ve okulların milli eğitim bu yalan ve kandırmacanın içinde olan bir öğrenciden dürüst olmasını nasıl beklersin? Evet. Dolayısıyla kurumlarda, okullarda, aile içinde dürüstlük kavramı eğer prim yapmazsa, ödüllendirilmezse bakın ben Vergimi kuruşuna kadar ödeyen bir vatandaşım ve yıllardır cezalandırılıyorum. Niye? Zamanında vergimi ödediğim için. Peki kim ödüllendiriliyor? Vergi kaçıranlar. Kim ödüllendiriyor? Vergiyi sonradan, gecikmeli ödeyenler çünkü affediliyorlar. Aynı şekilde siz eğer yalan söyleyene gidip gidip oy veriyorsanız, bugünün söylediklerini yarın inkar edeceklere ya da henüz dün söylediklerini bugün gözümüzün içine baka baka yalan söyleyerek inkar edenlere ne olacak canım çalıyorsa da çalışıyor diyerek oy vererek destekliyorsan yarın öbür gün sadece senin vergini çalmaz sadece senin hazineni boşaltmaz Sadece seni kamu bakkalarının içini boşaltmaz. Sadece senin dini ve milli değerlerini çalmaz. Ahlakını çalmaz. Senin geleceğini, çocuklarının geleceğini de çalar. Evet. Peki şimdi günü, günceleyeceğiz biz bu konuyu. Demin e, yalan, iftira, inkar üzerine e, bina edilen ve bizim... E, yıllardır yaşadığımız, tanık olduğumuz birçok olayın evet. bizim tanık olduğumuz biçimiyle değil de başka bir biçimle evet. topluma sunulup buradan da destek görmek. Şimdi geliyoruz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine. Tamam, daha sıcak gündeme gelelim. Evet. Şimdi burada e, bir gözlemci, bir e, iletişim uzmanı olarak bu algı e, Adına da çok şeyler yaptınız, biliyorum. İstanbullu sizce Ekrem İmamoğlu ile Sayın Binali Yıldırım'ı nasıl görüyordur? Evet. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmadan önce İngilizce'de no name dediğimiz yani adı bilinmeyen bir adaydı. Yaklaşık yanılmıyorsam yüzde on küsur civarında yüzde on yedi tanınırlık var. Öyle öyle evet. yani yüzde yirmi olmayan diyelim on beş yirmi arasında tanınırlığı olan bir adaydı. Bin Ali Yıldırım ise Türkiye'de tanımayan yok yani açık ara büyük bir avantajla hı. yarışa başlandı. Hı hı. Ama Ekrem İmamoğlu bu sınırlı sürede duruşuyla, söylemleriyle ve pozitif ama bu pozitifi sadece ekran önüne çıkıp işte güleyim insanlara sempatik görüneyim diyerek değil. Bir görev olarak değil. Gerçekten yaşamı itibariyle çocukluğundan bugüne kadar biraz önce ne dedik aile değerleri. Dedesinden aldığı öğütler, babasının ona nasıl bir rol modeli olduğu, nasıl bir aile içine doğduğu, nasıl bir eğitim aldığı, nasıl bir eşle evlendiği, nasıl bir belediyecilik yaptığını düşünecek olursanız İmamoğlu'nda şeffaflığı, dürüstlüğü, insaniyeti, vicdanlı olmayı, insan olmayı ve ayrımcılık yapmadan herkese samimiyetle selam çakmayı ve kucaklaşmayı gördü. Bu samimiyeti halk hisseder. O yüzden bu hissiyat çok kısa bir sürede İmamoğlu'nun temas ettiği herkesle, hitap ettiği herkese geçti ve çok kısa bir sürede geçti. Yani hakikat çok güçlüdür aslında. O yüzden zaten örselemeye ve baskılamaya çalışırlar. Hakikat buradadır zaten. O yüzden sansür vardır. O yüzden baskı vardır. O yüzden linç vardır. O yüzden şiddet vardır. Çünkü hakikat Gerçekler bir fark edilir ise halk oluk oluk gider ve ona destek verir. Dolayısıyla İmamoğlu şeffaflığıyla, samimiyetiyle, özü sözü bir olan mertliğiyle insanların onun deyimiyle gerçekten kalbini çaldı. Yarın çok güzel olacak. Kendiliğinden çok spontane doğaçlama ortaya çıkan bir slogan oldu. Evet. Ee, yani bunların kampanyalarını e, yürüten e, reklamcısındar, artık o halkla ilişkilerini taşıyan ve bu konuda düşünen beyinlerin e, kendi üretimi değil, tamamen doğaçlama. Birisi bir, bir çocuğun birisi evet. çıktı, peşinde koşturduğu. Güzel olan da bu zaten. Profesyonelce büyük tonlarca para verilerek bir slogan bulunmadı. Evet. Gerçekten kalpten, samimiyetle, coşkuyla, yürekten gelen. Ekrem abi her şey daha güzel olacak diye haykıran gencecik bir yüreğin hı hı. kalbinden gelen o slogan şu anda milyonların sloganı oldu. Evet. Bu oya dönüşür mü? Dönüşmez mi? Oya dönüşmeyi bırakın geleceği şekillendirir. Oya dönüşmeyi bırakın vizyon kazandırır. Umutun ateşini yakar. Sloganın çok ötesinde her şey güzel olacak sözü barındırıyor. Birçok değeri barındırıyor. Birçok değeri barındırıyor. Korkmamayı, korkmamayı barındırıyor. Özgürlük savaşçısı olmayı barındırıyor. Birlik ve beraberlik içinde olmayı barındırıyor. Dayanışma içinde olmayı barındırıyor. Kürt, Türk ayrımı yapmamayı, Sünni, Alevi ayrımı yapmamayı o parti bu parti ayrımı yapmamayı. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz Türkiye'nin iyiliği için savaşmalıyız ve bunu ancak birlik ve beraberlik içinde başarabiliriz duygusunu barındırıyor. Şeyin, e, İspanya'da podiumsun e, yapabiliriz, başarabiliriz sloganı gibi bu da öyle bir şey evet. olarak çıktı ortaya. E, şimdi buradan yola çıkarak. Binali Bey'in, Binali Yıldırım'ın ki yani gerçekten e, Başbakanlığı, Parti Genel Başkanlığı, Bakanlığı, Meclis Başkanlığı olmadık aklımıza gelebilecek devlet yönetimindeki her türlü kademede görev aldı. Ve en nihayetinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı. Bütün bu geçmişteki CV'de yazanlar evet. Binali Bey için bir dezavantaj olabilir mi? Öncelikle avantaj Öncelikle şunun altını çizelim. Makam sahibi olmak sizi otomatik olarak devlet adamı yapmaz. Koltuk sahibi olmak da sizi otomatik olarak lider yapmaz. Ben şöyle derim. Batı'da insanlar makamları, mevkileri değerli kılar. Maalesef doğuda daha çok mevkiler, makamları, insanları koltuktan güç alma, güç verme. Kılıyor. Dolayısıyla birçok e, kişi Şöyle yorumladı, Binali Yıldırım tecrübe sahibi bir insan, birçok sizin de belirttiğiniz gibi makam ve mevkilerde bulunmuş bir insan. Dolayısıyla tırnak içinde bir devlet adamlığının ağırlığına sahip bir insan e, diye yorumladılar. En azından böyle bir algıya sahip miydi Sayın Binali Yıldırım? Evet. Peki bugün bu algı ne oldu? Bu algı yerle bir oldu. Bakın itibar yönetimi o kadar kritik bir şeydir ki, Yıllarca belli mevkilerde hizmet edersiniz. Yıllarca belli makamları, koltukları doldurursunuz. Ama gün gelir yaptığınız bir yanlışla, düşüncesizce, haysiyetsizce, arsızca birilerinin sizi ikna etmesi ya da kandırması sonrasında büyük gaflet ve dalalet içinde öyle işler yapar, öyle sözler söylersiniz ki o itibarınız yerle bir olur. Kelimenin tam anlamıyla sıfırlanır. Binali Bey'in böyle bir hatası mı? Sayın Binali Yıldırım. Büyükşehir Belediye Başkanı olur mu? Olmaz mı? Onu zaten göreceğiz 23 Haziran'da. Yüksek bir ihtimal olmayacak. Ama Binali Yıldırım olsa da olmasa da şu konu net. Eski Binali Yıldırım da olmayacak. Yani o itibarını bir daha geri kazanamayacak. Çünkü insanların gözünün içine baka baka sadece birilerinin uydurma çünkü çaldılar hashtagine destek vermek adına çıkıp da milyonların gözüne baka baka niye kaybettik seçimi çünkü çaldılar denir mi? İnsan yaşından, başından, makamından, mevkisinden az biraz utanır diye düşünüyorum. Peki burada vicdanın yeri var mı? Ne kadar var? Toplumdaki... Onu maneviyatı kavuşta... yüksek olduğu iddiasındaki insanlara söyleyeceğiz. Ramazan ayındayız. Hı hı. Su içmek, bir lokma ekmek yemek orucu bozar diye saatlerce, günlerce, aylarca, yıllarca yayınlar yapılıyor. Sakız çiğnersek bozulur mu bozulmaz mı diye artık işin bu derece komedisine indirgedik hı hı. Ramazan ayını. Peki yalan söylemek orucu bozmaz mı? Kul hakkı yemek orucu bozmaz mı? İnsanların kazandıklarını elinden çalmak orucu bozmaz mı? Dürüstlükten ve insanlıktan, vicdandan yana olanları hedef tahtasına oturmak, oturtmak orucu bozmaz mı? E siz nasıl bir Allah inancına sahipsiniz? Kapatın bütün kameraları, gitmeyin cumalara, sadece kalın baş başa ve gözlerinizi kaldırıp aynaya bakın. Allah'la kul arasında girmez deriz hiçbir şey. Hiçbir makam, hiçbir mevki, hiçbir kimse, hiçbir siyasi irade. Bakın aynaya ve deyin ki ben dürüst bir insanım. Yalandan yana değilim deyin. Zaten siz o orucu tutmuş oluyorsunuz. Bir tek yalan söylediğiniz zaman ne oruç kalır, ne ramazan kalır, ne müslümanlık kalır, daha da önemlisi insanlık kalmaz. Herkes birbirine yalan söylemeye başsa, herkes birbirini kandırmaya başlasa, herkes birbirinin malını mülkünü çalmaya başlasa, oyunu mazbatasını çalmaya başlasa, biz Türkiye'yi cehenneme çeviririz. İlis ya İlis farkında, farkında mısınız? Burada şimdi biz e, dini kullanarak siyasette neler olduğunu da konuşuyoruz evet. aynı zamanda. Bu da toplumun e, belli bir kesimine, önemli bir kesimine hitap eden bir olay. E, algı. Evet. Bu da bir algı. Evet ama maneviyat önemli bir şeydir bakın. Hı hı. Siz dini olguları maneviyatın gücünü yok sayamazsınız. Çünkü insanlar sanıldığının aksine çok rasyonel varlıklar değildir. Bakın son 10 yılın en popüler bilim alanlarından biri neuroscience dediğimiz nörobilim. Yani beynimiz nasıl işliyor? Biz neye göre bakarak karar veriyoruz? Kendi irademizle mi yoksa başkalarının ...bize yansıttıklarının sonucuyla mı o ürünü değil de diğerini alıyoruz... ...bu partiye değil de diğerine oy veriyoruz. Genelde eğilimimiz kendimizi mantıklı, bilinçli, farkındalık sahibi... ...ve rasyonel varlıklar olarak görmek. Ama bilimsel araştırmaların çoğu gösteriyor ki... ...insanlar aslında aynı zamanda çok irasyonel varlıklar. Çünkü beynimiz ne kadar işlerse iş, işlesin... ...ne kadar mantıklı analizler yaparsak yapalım... Hepimiz bir yürek taşıyoruz. Hepimizin korkuları, endişeleri, kaygıları Tabii ki. ve duyguları var. Tabii ki. Ve manevi değerler bu duygulara hitap eder. Dolayısıyla maneviyatı, felsefeyi, dini değerleri yok sayamayız. Peki. O yüzden de saygı duymalıyız. O yüzden de anlamaya çalışmalıyız. Ve o yüzden de elimizden Hı -hı. geldiğince korumaya çalışmalıyız. Evet. Şimdi burada bir şey daha... E siyasette algı konuşuyoruz. Daha çok bu konuşacak e, o kadar çok alanı var ki. Evet. işin içinde Bu çok çıkmamız güzel mümkün. keyifli bir konu. Evet. Başka e, programlarda şimdi, da konuşuruz. Şimdi şöyle bir de, şey de, şöyle bir şey düşünme hep sorulur bu daha doğrusu hep tartışılır. Halkın istediği mi yoksa siyasi yönetici konumunda olan siyasi gücün halk adına Arkasına sığınarak kendi istediklerini halkın istediği gibi sunması mı? Hı hı. Hangisi hı hı. doğru? Şimdi şöyle, yine son dönemde araştırmalar şunu gösteriyor. Sistem çok önemli. Yani sistem neyin yaşamasına müsaade ediyor, neyin yok olmasını sağlıyor. Şimdi sistemi doğru kurmak lazım. Bazı sistemler vardır, bazı kültürler vardır. Daha tek adam, lider boyutunda ilerler. Mesela doğu kültürlerinde daha hiyerarşik bir düzen vardır... Batı kültürlerinde daha eşitlikçi kontrol ve denetim mekanizmasının daha güçlü olduğu sistemler daha ekip, vardı. Ekip çalışması evet. var. Şimdi bütün bunlara rağmen e, seminerlerimde de anlattığım bir konu olduğu için izleyicilerimizle e, paylaşmak istiyorum. Şimdi biz ne kadar sistemi doğru kurarsak kuralım, o sistemin sembolü olan, o sistemin başı olan, kaptanı olan, beyni olan bir lider var diyelim ki. Şimdi liderler kültürleri dönüştürmede, sistemleri inşa etmede, toplumları değiştirmede, gelecekleri şekillendirmede çok yüksek oranda rol oynuyorlar. Hatta bazı toplumlarda, bazı kültürlerde bu oran %60'lara 70'lere kadar çıkıyor. Yani siz iyi niyetli bir liderseniz, biraz önce söylediğimiz gibi samimi, özü sözü bir, bir halk için çalışan Önce insana değer veren bütün hizmetleri yani insanlar toplum bana hizmet edecek. Ben bu tip toplumun lideriyim. Onların karnını ben doyuruyorum mu diyorsun? Yani hep ben 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 mi diyorsun? En akıllı benim. Bütün kararları ben veririm mi diyorsun? Yalanı, talanı, yağmayı mı teşvik ediyorsun? Eğer böyleyse %70 oranında o toplumun tenefüs ettiği iklim kültür kirlenir. O kadar kirlenir ki bir süre sonra o iklimi lider de teneffüs ettiği için kendi attığı yalanlara inanır hale gelir. Ama öte yandan lider samimi, özü sözü bir, önce insanı düşünen, demokrasiye inanan, her şeyi benim bilmem mümkün değil. Akıllı insan başkalarının aklından da yararlanan insandır. Dolayısıyla ben aklın, zekanın, becerinin, liyakatın önünü açmalıyım ve bu toplumun değerli insanlarından faydalanmalıyım. Bu toplumu daha iyi bir gelecek inşası için entegre etmeliyim, dahil etmeliyim ve biz birlikte iyi bir gelecek, güzel bir gelecek yaratmalıyız diyen bir lider de %60-70 oranında etkiye sahip olur. Ve öyle liderin kaptanlık yaptığı bir toplumda, öyle bir kişinin liderlik yaptığı bir toplumda teneffüs ettiğiniz hava pırıl pırıl mis gibi olur. Ya burada şunu alıyorum, yani aklını kullananları kullanıp da kendine daha akıllı demenin liderlik olamayacağını anlarım. Hele alıyorum de günümüzde. Evet. Hele de günümüzde. Yani ee, artık o cehaletin başka bir versiyonu oluyor her şeyi bildiğini sanmak cehaletin çok şık bir versiyonu oluyor. Şimdi siyaset kurumu. Diyelim. Evet. <laughs> Daha şık bir ifadeyle. Şimdi yerleşik. Halkımız böyle istiyor. Halk böyle istiyor. Halk mı öyle istiyor, siz mi öyle istiyorsunuz? Sorusunun cevabı şimdi e, verdiğin anlattıklarım çok güzel, hoş. Ama siyaset kurumunun nerede olduğunu tespit bakımından en önemlisi. Halkın gerisinde yürüyen, halkın halk böyle istiyor dediğin zaman halkın isteminin ne olduğunu arkadan onu iterek sağlıyorsun. Ama lokomotif olması gerekmiyor mu siyaset kurumu? Halkın önünü açmak, o sahip olması gerekenleri, evrensel değerleri, refahı, mutluluğu kıza gelebilecek her şeyi doğru. sağlaması gerekmiyor mu? Çok doğru. Bu doğru. algının daha çok başarılı olması gerekmez mi acaba? Doğru. O zaman şöyle analiz edelim. Bakın siz de evrensel değerler dediniz. İkna konusunda e, çok ünlü bir isim vardır. Bir profesör Robert Cialdini. Eğitimlerimde hmm. de, de kullanırım. Onun İkna'nın Psikolojisi diye bir kitabı vardır. İzleyicilere de tavsiye ederim altı evrensel ilke'den bahseder. Yani dünyanın neresinde olursanız olun, kültürlerden, toplumlardan, ülkelerden bağımsız bu altı evrensel ikna e, ilkesi geçerlidir der. Bir tanesi toplumsal kanıttır mesela. Nedir toplumsal kanıt? Yani çoğunluğun tercihi iyidir. Eğer birçok insan o partiye oy veriyorsa, birçok insan o kitabı okuyorsa, birçok insan o filmi izliyorsa o parti başarılıdır, o kitap iyidir, o film güzeldir diyorsunuz. Yani çoğunluğun tercihinin iyi olduğunu düşünme eğilimimiz vardır. Dolayısıyla bir siyasetçi çıkıp da halk bunu istiyor dediğinde adeta kendine bir toplumsal kanıt inşa etmiş oluyor. O zaman bizim yapmamız gereken şu, hangi halk? Bu sadece bir söylem yani algı sihirbazlığı Hı -hı. mı yoksa, yoksa gerçekten halkın istediği mi? Biliyorsunuz bu seçimlerden önce de ne diyorlardı? Hı. Son sözü millet söyler diyorlardı. E son sözü millet söyledi. Sonra ne demeye başladılar? Son sözü YSK söyler. Evet. Demek ki sadece algı sihirbazlığından ibaret. YSK mı söyler acaba son sözü? Söylemez. YSK milletin iradesini temsiliyetinin sandığa yansımasının güvencesidir. Hı hı. Ama o iradeyi değiştirme gücü asla yoktur. Dolayısıyla son sözü YSK söylemez. Son sözü millet söyler. YSK sadece teyit eder, onaylar. Hepsi bundan ibaret. Ee, şimdi bütün bu e, çerçevede 23 Haziranda diyorsun ki e, halk Ekrem İmamoğlu'nun o samimiyetini, içtenliğini yakalamış. Evet. Bu oya dönüşür, tahvil olur. Evet. Ee, Ali Bey'in ise e, bu son e, çıkışında oylar çalındı e, çıkışıyla da e, seçimi kazansa bile asla… Faturayı Binali Yıldırım'a kesecekler As İdris Bey. Her halükarda Binali Yıldırım kaybedecek. Her halükarda kaybedecek. Peki yani bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin kazanılıp ya da kaybedilmesi demokratik kültür açısından bir değer yargısı olarak ben kazanırsam var bu kültür, kazanmazsam yok anlamı taşıyor mu? Evet, şimdi aslında bu İstanbul seçimleri AKP'nin nasıl tanımladığını demokrasiyi, çok net gösterdi. Daha önce birçok örneğini gördük aslında. Yani belki siz, ben akademisyenler, gazeteciler daha yakından takip ettiği için örnekleri daha net analiz edebildik. Ama bu son seçim e, sürecinde yani e, seçilmiş bir belediye başkanının elinden e, gayri hukuki, gayri vicdani ve gayri mantıki bir şekilde mazbatayı elinden alması YSK'nın kararı şeklinde sunulan aslında başka türlü o karar verdirildi. Bunu hepimiz biliyoruz. Ee, AKP'nin demokrasi kavramının içini nasıl doldurduğunu milyonlara Orta. ispat etti. Evet. Yani ben seçildiğim sürece demokrasi güzel. Evet. Çok teşekkürler. Bu da bir algı tabii. Evet. Bu da bir algı. Bunu da. Ee, Ama demokrasi sadece falan. sen seçildiğin zaman değil. Tabii Rakibin ki. de hakkaniyetle, hukukla seçildiği zaman elini sıkmak tebrik etmek ve o milli iradeye saygı gösterebilmektir. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu kısa ediyorum. zamanda çok şey konuştuk Sağ gibi olun. geliyor. Çok Eminim sevgili seyircilerimizin de bilgi dağarcığına biraz kırıntı bırakmış olduk. Evet sevgili seyirciler, önümüzdeki hafta yine seçim konuşacağız. Yine başka bir konukla birlikte olacağız. Bu akşam konuğumuz Sayın Sedef Kabaştı. Ee, haftaya daha farklı bir konukla konukla Gene bu seçimleri konuşacağız. O da bir hanımefendi olacak büyük ihtimalle ama şu anda adını vermeyeyim ben. <laughs> sürpriz ee, olsun. Sürpriz olsun evet. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Her zaman söylediğim gibi içinizdeki çocuğu asla mahkum etmeyin. Onu daima özgür bırakın. İşte çocuk.